Günaydın. Ben bugün mezun oluyorum. Hem de ortaokuldan ve bir lise öğrencisi olarak. Şimdi bu olay nasıl gerçekleşiyor diye sorarsanız neden İlayda bir yıl sonra mezun oluyorsun? Zaten geçen sene bitirmedin mi diye. Evet, geçen sene bitirdim. Ben aslında 2020 mezunuyum. Fakat katılacağım mezuniyet töreni 2021'de yapılıyor. Şöyle kısa bir özet geçeyim. Biz geçen sene pandemiden dolayı ne balomuz oldu ne de mezuniyet törenimiz oldu. O yüzden böyle ortaokul mezuniyetimiz hep biraz buruk kaldı gibi bir şey oldu. Fakat okulumuz 2020'deki başarılı öğrencileri 2021'in mezuniyet törenine davet etme kararı almış. O yüzden de hani eski okuluma gidiyorum bugün. Tam olarak benim mezuniyet törenim sayılır mı? Sayılmaz. Ama neden ben mezun oluyorum diyerek havaya girmeyeyim dedim. Ve o yüzden bu vlog mezun oluyorum vlogu. Uzun zamandır öğretmenlerimle görüşmedim, okula gitmedim doğal olarak. O yüzden biraz da heyecanlıyım 4 yılımı geçirdiğim okula tekrar geri dönmek için. Güzel bir gün olacağını düşünüyorum. Vlog'a da yansıtabilirsem çok daha güzel olacak. Belki de törenin yani benim için bir yıl sonra yapılması daha iyi olmuştur. Çünkü eğer tören geçen sene Haziran'da yapılsaydı vlog çekmeyecektim. Öyle bir şey yoktu hayatımda. Ama şimdi çekiyorum. Belki anı kalması açısından güzel bir olay olmuştur bir yıl ertelenmesi. Fakat ne işte acısıyla tatlısıyla yapıyoruz mezuniyet törenini. Ben şimdi çok konuşmayayım çünkü hazırlanmam lazım. Sonuçta törene gidiyorum yani hazırlanmayayım mı? Sonra sizinle tekrar zaten kamerayı açıp konuşuruz. Şimdilik görüşürüz. Ben biraz heyecanlı olduğum için erken kalktım bir saat falan. O yüzden evdeki herkes uyuduğu için ve benim karnım acıktığı için kendime bir şeyler hazırlayacağım şimdi. Dedim ki kahvaltı ederken biraz mezuniyet moduna girmek için geçen seneki yıllığımı okuyayım. Arkadaşlarımla yazdığımız yazıları falan. Şöyle göstereyim. Başka bir videoda daha bahsediyordum aslında. Bunları yazalı, arkadaşlarıma bu yazıları yazalı yaklaşık 1,5 yıl falan geçmiş. Ve o zaman şey deselerdi, işte mezuniyetin 1,5 yıl sonra olacak. Korona olacak, siz okula gelemeyeceksiniz hiçbir zaman vesaire deselerdi hayatta inanmazdım herhalde. Ama yani yazıların hepsi korona free. Asla koronadan bahsetmiyorum. O yüzden biraz güzel bir nostalji olacak. Size şöyle bir anı anlatayım. Bizim balomuz veya törenimiz olmasa bile mezuniyet fotoğrafı çekimlerimiz yapıldı. Çünkü Mart ayının başlarında falan yapılmıştı hatırladığım kadarıyla. Ve o gün benim başıma çok böyle tuhaf ve ilginç, saçma bir olay geldi. Resmimi birazdan gösteririm, mezuniyet resmimi. O günden önce ben hiç saçıma şey yapmamıştım, denememiştim nasıl olur, ne yaparım diye. Hiçbir deneme yapmamıştım. Direkt o sabah yapar giderim diye düşündüm. Sonra annem işte saçımı böyle maşaladı. Ben güzel olacak diye falan bekliyorum ama gerçekten o kadar kabardı ki saçım, o kadar kıvırcık oldu ki ben hiç beğenmedim. Ve okula gitmem lazım, 15 dakika sonra servis gelecek. Benim mezuniyet çekimlerim var ve saçım çok kötü bir durumda. Aşırı stresliydi. Servise bindim, arkadaşımı aradım. Çok yakın bir arkadaşımı. Dedim ki işte böyle böyle saçma bir olay oldu. Ne yapabiliriz diye. Arkadaşım evinden işte spreyler getirdi. Sonra saç kurutma makinesi getirdi falan. Biz okulda ilk teneffüste önce saçımı biraz suyla ıslatıp kremlerle yıkayıp sonra da fön çekmiştik okulda saçıma. Yine de tam başaramadık tabii okul şartlarında. Ama saçım sonradan böyle düzeldi ve güzel oldu bence. Hani o şekilde yapmaya çalışmamıştım. Ama önce çok kabartıp sonra fön çekince gerçekten güzel bir şey oldu. Havası oldu saçımın. O gün de çok stresliydi. Böyle Amerikan filmlerinde falan olur ya, mezuniyetin olacağı gün kızların başına bir olay gelir her zaman. Tam olarak o olmuştu benim de. İşte ilginçti. Atlattık mı? Atlattık ama. Atlatmasaydık herhalde bayağı kötü bir anı olarak kalacaktı. Hayatımın sonuna kadar yıllığımda saçımın hiç istemediğim bir şekilde görünmesi.
Şimdi kahvaltımı ettim, bir giyineyim artık yani. Dün akşam kombin için bayağı uğraştım çünkü resmi olması lazım biraz ama çok da resmi olmaması lazım. Sportif de olmaması lazım. Günlük hayatta 2 yıldır sürekli eşortman giydiğim için mecburen hani böyle zor bir şekilde seçtim. Biraz daha şık bir şeyler. Çok da şık değil zaten. Şık dediğime bakmayın. Bir normal düz pantolon, üzerine tişört, üzerine gömlek. Öyle bir şeyler yaptık bakalım. Şöyle bir şeyler yaptım. Bence oldu gibi. Zaten bu sene mezunları okul formasının üzerine cübbe giyecekler. Benimki de herhalde yakışır yanlarına. Böyle bakalım. Şimdi ortaokulda 4 yıl boyunca her sabah gidip her akşam döndüğüm yolu tekrar gidiyorum. Her sabah böyle yolda müzik dinlerdim ben. Biraz uzun bir yol olduğu için her sabah müzik dinlerdim. Tekrar eski günleri yaşamak adına yine müzik dinleyerek gitmeyi planlıyorum. Havada yağmurlu, güzel bir yolculuk olacak diye düşünüyorum. Hatta Galatasaray'a da kaydımı beraber yaptırmıştık. Evet. Beni emanet ettiniz oraya. Mezuniyet törenine geleceğim. Senin evet, Galatasaray Lisesi'nin olmandan gerçekten çok büyük mutluluk diliyorum. Dilerim kardeşlerin de bu sene Galatasaray Lisesi'ni kazanır gelirler. Çok çok teşekkür ediyorum bugün ziyaretimize geldiğin için. Okulda başarılar diliyorum. Galatasaray Lisesi'nden sonra üniversitede inşallah. Mezuniyet törenine geleceğim. Çok teşekkür ederim. Hem lise hem üniversite mezuniyet töreni. Burada anne hep otururduk, sohbet ederdik. Öyle mi? Bizimkilerle. Burası da rengarenk, yani çok hoş oluyordu. Evet. Sohbet ederdik hep. Hocam buradan şey yapıyorduk, geliyorduk fotokopiciyle biz sürekli şey yapıyorduk hatta. Tutuyoruz değil mi aşağıda? Adam böyle sinir oluyordu. Sen burada söyledin herhalde. Evet, matematik. Tanıtayım. Evren Hoca benim fen öğretmenim. Benim merhaba. Fenimi fullememi sağlayan öğretmen diyebilirim. Kendisi çok zeki zaten. Yok hocam. Benim şey yapmama gerek yok. Sizi çok özledim ya hocam. Ben de çok özledim. Yani okulun son böyle 3 ayını yaşayamadık ya. Her şey durup kaldı biraz. Ya öyle yarıda kesip dün Melis'i gördüm Starbucks'ta. Melis. Ya dedi yaşayamadık ya dedi. Evet. O son 3 ay hocam içinizde kaldı dedi. Geleceğiz ama dedi. Sen zaten hep buradasın. Bizim yanımızdasın. Yürürsün. Çok teşekkür ederim İlayda'cığım. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın, kameraları esnaf. Hoşçakal.
mezun olmak. Cübbemi de giydim ama şöyle. En azından cübbe giydik. Ne diyeceğimi bilemedim. Birden heyecan yaptım bak şimdi. Tanıtayım mı kendimi? Olur. Şimdi şu an çekiyor mu? Çekiyor. Aa desene ben de böyle koy. Merhaba. Ben İlayda'nın ortaokuldaki Türkçe öğretmeni. Veysel hocam. Ne diyeceğimi şey. Baştan mı alıyoruz? Tabii hocam. Merhaba. Ben İlayda'nın ortaokuldaki Türkçe öğretmeni. İlayda... Hiç yapamıyordum Türkçeyi. Evet, İlayda Türkçe yapamıyordu değil. Yapıyordu ama yapamadığını düşünüyordu. Her denemeden önce size gelip, hocam ben yine yapamayacağım diyeyim. Evet, yapamayacağım diyordu ama her seferinde yapıyordu. Kendinize güvenin, yapabilirsiniz. İlayda zaten çok iyi yapıyordu. Sadece yapabileceğini düşünmesi yeterliydi. Evet. Yapabileceğini düşündü, Türkiye birincisi oldu. Daha ne olsun? Hocam çok güzel anlattın. İlayda'yı örnek alın. Teşekkür ederim hocam. Merve Hoca benim, Madame Merve. Madame Merve benim 7. sınıfta Fransızca öğretmenim. Benimle ilgili bir yana bakabilirsiniz, normalde bir soru. Valla İlayda her zaman çok cool bir öğrenciydi. Böyle hiç çalışmıyor gibi görünüp ama dersi anormal dinleyen bir öğrenci. Zaten bundan sonra da fazla bir şeye gerek kalmıyor. Bir de çok güzel kitaplar okurdu. Enteresan bir kitap. Ama seninle ilgili hep bence okulun en havalı öğrencilerinden biriydin. Hocam Fransızca, Fransız okuluna geçtim Galatasaray'a ama o kadar çok online eğitim gördüm ki Fransızca unuttum diyebilirim. Gerçekten mi? Ama akıcılığını kaybettim. Çok daha iyi anlıyorum ama çok daha zor konuşuyorum. Bence zaten bu birazcık pratikle alakası olan bir şey. Pratiği birazcık gelip neden atınca gelmemiş gibi hissedersin. Ama liselerinde göreceksin. Hakikaten gerçekten tekrardan başlayınca. Hatta kesinlikle her zaman yurt dışında çırağının da faydası vardı böyle şeyler için. Nerede fırsat bulursan, kimle konuşayım diyorsan konuştukça göreceksin. Başta ilk birkaç zaman böyle bir tutukluk olacak. Sonra kendinden atmaya başlayacak. Yani ne zaman ki rüyalarını bile Fransızca görmeye başlıyorsun o zaman oldu bu işin. Bakalım. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz diyelim kameraya. Merhaba hocam. Merhaba. Kendinizi tanıtabilirsiniz. Evet, ben Küçük Prens İlköğretim Okulu'nda 8. sınıf öğretmeniyim. Benim de İnkılap. Senin de İnkılap Tarihi öğretmeniyim. Aynı zamanda bugünkü mezuniyet töreninde sunucusuyum. Evet. İsterseniz benimle ilgili bir anı anlatmak ister misiniz? Seninle ilgili anı şöyle, kendi dersinde bile matematik soruları çözdüğünü hatırlıyorum. Ben her derste biraz matematik çözdüm. Biraz matematik ağırlıklı çalıştım. Ama hiç önemli değil. Ben çünkü senin inkılap tarihi konularını bildiğin için bu yönelimine izin verdim. Ve iyi ki de vermişim. Çünkü seni çok güzel bir liseye uğradım. Evet. İnkılap derslerini çok özlüyorum. Sen ders almak istersen yine gelebilirsin buraya. Ben haftada bir geleyim. Her derse katılayım. Ben şu anki 8'lerin içine seni de dahil edeyim. Olur. Güzel bir dersin. Tarihi seversen güzel bir derstir. Sen de zaten çok başarılı olduğun için o ders sevimini anlayabiliyorum. Ben teşekkür ederim. Hoşçakal. Görüşürüz diyelim hocam. Kameraya görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakal. Çekiyor mu hali? Çekiyor. Yazım noktalamaya dikkat et İlayda. Blokların altındaki yazım noktalamalara dikkat et. Merhabalar. Nasılsınız? Ben Burak Bayraktar müzik öğretmeni. İlayda'nın. Evet. 4 yıl boyunca. Her sene sizdiniz. 4 yıl 5, 6, 7, 8 beraber müzik aşkıyla yanıp tutuştuğumuz zamanlardan bahsediyoruz. Evet. Güzel zamanlar geçirmiştik İlayda ile. Gayet güzel yıllardı. Son sene geçiremesek de pek. Evet, son senemizde biraz az görüştük. Ama olsun, güzel bir mezuniyetle İlayda'yı uğurlamıştık. Evet. Yine her gördüğümde mutlu oluyorum. Daha ben de sizi yani. Hocam. Tabii. Tamam. Ziyarete geleceğim bundan sonra. Tamam, bekliyorum. Sürekli voleybol oynardık.